bayramının müşerisini de alacağım değil mi? Sen evet, sen. Bir girişi olacak. Gözüküyor. Adet değil.
değerli ve şehitlerimizin değerli başkanına kahretsin. Değerli komşular, yarın Aydın köyüne evler devredeceğiz. Tüm komşularımız davet edin. Şimdi namaz vaktine kadar Sayın Konumüzdünüz Mehmet Şahit sizlere vaaz ve nasihatta bulunacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel âkıbetü'l müttakîn. Ve lâ udvâne illâ alel zâlimîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve seyyidinâ Muhammed. Tıbbil kulûbi ve devâihe ve âfiyetil ebdâni ve şifâihe ve nûril ebsâri ve ziyâihe ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. كلما اختلف الملوان وتعاقد الاصران وكبر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغوها هو من الشاردة الزرزيدة المستافردة Ya sallaya. Bizim akraba bu ya. Akraba mı? Amcamın onun onları köylüsü. Hayırları ortadan kaldırıyor. Sonsuz yok. Fena ediyoruz Allah'ımızı. Yüce Allah'ımızı. Şikayet et. Şikayet olacak. Ha? Şikayet şundan kalacak. Yerde bayanlara yemek verilecek. Bütün bayanlar geçen seneki yere gitsinler. İran olmuş. Yolunda yadırmaz rehberimiz, yadırmaz kılavuzumuz, iki cihan serveri, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de şimdi bu köyün çevresi ormanlarla kaplı. Bir tek ağacı ele alsak da şu ağacın yaprağını say desek. Kişi varsa içinde bir kişi çıkmak ister. Ve mahşerde karşımıza ilahi huzura vardığımızda bu yaptığınız güzellikleri karşımıza güzel amelden olarak sıfatlar amelden olarak çıkarsın. Zaten bütün yapılanların sonuçta neticesi böylece değer bulacaktır. Niyetlerimiz de budur. Cenab-ı Hak bu niyetlerimizi o yönde kabul etsin, gerçekleştirsin. Değerli müminler, Yüce Allah'ımız bu dünyayı bizlere birkaç ifadesi var. Bir gölgelik, bir hasat yeri, bir mescit, bir imtihan meydanı, imtihan salonu olarak açmıştır. Yeryüzü bir cihette baktığımız zaman bu dünyamız bir kocaman mescit, bir mabet durumundadır. Hatta hani gök kubbe diye bir tabirimiz var. Gök kubbe. Doğrudur da o. Yer işin zemini, yer işin mescidi tavanı, gök ise onun kubbesi, yeryüzü kocaman bir mescit, gökteki tavan avizelerle, yıldız damlalarıyla, güneşle, ayla, zeminimizi, yeryüzü mescidimizi aydınlatan lambalarıyla güzel bir kubbe. İşte ondan alarak zaten biz camilerimizi bu kainat mescidinin, yeryüzü mescidinin küçük bir numunesi olarak da kendi köyümüze, şehrimize, mahallemize yerleştirmişizdir. Bir yönüne baktığımız zaman yeryüzü bu manada bir kocaman bir mescid, onun küçük numuneleri de bizim mescidlerimizdir. Bizleri de kendisine abim ve kul yapmış içinde. Bu bir cihet. Çünkü hani ayet-i de ifade buyurduğu üzere yeryüzü bir mabet ve kendisi de mağdur Allah'ın kendisi de mağdurumuzdur.
ibadetinizi takdir ettiğiniz Zat-ı Zülcelal'dir. Yeryüzünde ibadettir, bir mescittir, bir camidir. Bizler de abid yani kullarız, ibadet edenlerdir. Bu yönüyle hak işin hakikati budur. Yaratılışımızın bu manada buraya göndermişimizin hikmeti budur. Bunun için ibadetimiz burada. O yönüyle yeryüzü tamamen bir mabet durumundadır. O yüzden de biz zaten hani dinimizde de vardır. Bir mescittiği zaman aynı şu bahçesinde de bakıyor namazında. Vatandaş yolcular çıkmıştır bir yerlerde namaz vakti gelmiştir. Arabasını durdurur yolun kenarında bir çeşitli abdestini alır. Hemen varsa seccadesini serer yoksa çiftlerin üzerinde namazını da geçer. İlla bir davetini aramaz. Yani yeryüzü mescidini bir yerlerinde kılan gider. Temiz olmaz şart. O yerin temiz olmaz şart. Şimdi Allah'ımızın sadece Hükümeti Muhammed'e kolaylık olsun diye emir buyurdu. Müsaade ettiği bir lütfu. Yani kolaylık adına yaptığı bir lütfu. Mesela hani biz şunu söyleriz. İslami kolaylık değildir. Bazıları bugünkü din namına, din mensubu olanların hak olmaktan uzaklaştırmışlardır. Ama çok şükür. Ama varlığını inkar etmek mümkün değildir. Zaten Kur'an da bunu kabul ediyor. Ancak bakınız onların aslında da böyle çünkü korkundaki bir göre değildir. Aslında da böyle kimsenin ve havranın dışında ibadet yapamaz. Şeriatın kuruluşu böyle. Onların şeriatının kuruluşu böyle. Allah öyle dünya gündüz olmaktadır. Bizim bir de zannetmek nedir ki zor olan bizim dinimizdi. Onlar sere serpe her yerde rastgele yaşıyorlar. Adamın efendim bir sansür tanıdığı yok. Açılıyor, takılıyor, yiyor, içiyor, camında falan. Aslına bakarsanız da falan dinin mensubuyum diyebiliyor ama şimdi ona bakarak bizim 5 vakit namazımız var. Senede bir ay güzel orucumuz var. Ben gidelim ben oturuyorum. Sen şöyle bir oturuyorsan abi. Yürü şunları durma. Allah'ın şöyle yapıyor benim anlamda. Değdiğinde buharlaşıyor. Hatta bozukları falan. Turistler de gelmiş onu seyrediyor. Abdest nasıl alın? Bu kışın soğuğunda bunlar nasıl alıyorlar abdesti? Hayretle bakıyorlar falan. Böyle kalın giyinmişler. Her taraftan kapalı. Ama bizimki o soğukta abdest alıyor. Da bakmış ki bizimki abdestini bitirip de geri döndüğünde kendisini seyrediyor. İşte biz gavur diyoruz ya bunlara. Öyle tarif ediyor. Ha? Yaratıldığı günden bugüne mesela dünya
yörüngesinden bir milim sapmaz, süratini de bir saniye arttırmaz ve eksiltmez. Kendisi yapamaz ki bunu. Başı boş değil çünkü. Sahibi tarafından ayarlanmıştır. Kaldı ki insan nerede başı boş kalacaktır? Kalmayacaktır işte. Bu bakımdandır ki insan bir vazifeyle, bu vazifeyle buraya göndermiştir. Bu vazifesiyle. Bu vazifeyle buraya gelen insan aynı anda ticaret, bakınız buraya, bu mescide, bu mabede, buralara, bu dünyaya, yani biz iki şey için gelmişizdir değerli büyükler. İki şey için gelmişizdir, gönderilmişizdir. Birisi ticaret, ikincisi memuriyettir. İki şey için buraya Yaradanımız tarafından görevlendirilmiş, gönderilmişiz. Ticaret ve memuriyet için gönderilmişizdir. Bir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiye ettiği, özellikle sabah ve akşam namazlarından sonra 10 defa söylenmesi çok sevaplı olan bir kelimemiz vardır. Hemen hepiniz bilirsiniz bunu. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü. Yuhyi ve yubiyit ve huve hayyul la yemur. Biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Bu Peygamberimizin bize kurtuluş reçetesi olarak öğrettiği mübarek uzun tevhid kelimesidir bunun adı. Uzun tevhid kelimesi. Hani kısa tevhid kelimemiz vardı. O la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır. Ama bir de işte uzunu vardı. O da bu söylediğim. Orada mesela ve ileyhil masir diye en son geçti. Orada ticaret ve memuriyet için bu dünyaya, bu dünya imtihan meydanına gelen insanlar ticaret ve memuriyetlerini tamamladıktan sonra yine geldikleri Rahman-ı Zülcelal'ine dönecekler ve ebedi makamlarında Allah'ına kavuşacaklar. Herkes buradan böylece gelip geçecek ve dönüp gidecektir. İşte nedir yani bu sonuç itibariyle? Ticaret ve memuriyet için bu dünyaya gelmişizdir biz. Bu iki şey için gelmişizdir. Öyleyse bu vazifelerle vazifeli olduğumuzun bilinciyle yaşamak durumundayız bu dünyada. Ama tabii hamdolsun bütün bu vazifeleri, bu görevleri bize bildiren bir cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın bize rehber olarak doğruluk rehberi güzel yolları rehber olarak göndermiştir. İki, Kur'an-ı Azimüşşan'ımızı onun eline vermiş, bize göndermiş ve biz onlarla bugün yollarımızı bulmuşuz ve hamdolsun bugünkü Müslümanca güzelce yaşayışımız bunların sayesindedir. Ve sonsuz şükrederiz Allah'ımıza. Bakınız işte şu anda ta asırlar arkasından 1400 seneden daha fazla bir zamandan bu yana çağlar içerisinde Allah'ımız Kur'an'ımızı ve Peygamberimizin yolunu bizlere kaybettirmeden ecdadımızın eliyle bugünlere getirmiş, ulaştırmış ve bugün bizim de aynı hakikatlere sıhhatli ve sağlam manada gönüllerimizde imanla kalmamızı ve kendisine kul olmamızı sağlamıştır. Bütün bunlar şunu netice verecektir değerlerimize. Sözümün aslı ve özeti şu olacak. Ticaret ve memuriyet için buradayız. Başıboş değiliz insanlar olarak bizler. Ve bir başka ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah'ımız. Efe hasibel nasu en yutraku en yemulu amenna ve hümna yüftenna. Efe hasibel nasu en yemulu en yüften ve hümna yüftenna. Yani insanlar zannederler mi ki sadece iman ettik demekle, sadece işte kelime-i tevhidi söylemekle arkasından gelecek onun
getirmediği halde bu sözü söylemekle başlarını kurtaracaklarını zanneder. Yani o daha önce okuduğum işte eyahsebul insan en yüprake süda, insan başıboş kalacağını zanneder ayetinin manası olduğu manada böyle olur. Şimdi başta dedik ki sonsuz şükür olsun Allah'ımıza, sonsuz hamd olsun Allah'ımıza ve Peygamberimize salat ve selamı söylerken yine sonsuzluğu ifade eden salat ve selamı söyledi. Niye? Çünkü bakınız İslamiyet ve iman nimeti sonsuzluk ifade eden bir nimettir. Bu dünyada mazhar olduğumuz birçok nimetler vardır. Hatta yine ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere Bismillahirrahmanirrahim وَاَعْتَرْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوا لَاِنْ تَوُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ İstediğiniz ne varsa Allah size vermiştir. Böyle buyuruyor. İstediğiniz ne varsa Allah size vermiştir. Bugün bakıyorsunuz gerçekten insanın hatta istemeyi bilmediği fakat fıtratında istemek olan şeyleri bile Allah vermiştir. Sadece istediklerimizi değil. Mesela insan şunu istemeyi bilmez. Belki havayı ister, belki ekmeği suyu ister, sabrı ve acizliği ihtiyacı olan. Fakat Allah güneşi gökyüzüne dünyamızı çeken bir cazibe merkezi, dünyamızın ışık ve ısı kaynağı, sobamız, lambamız olarak göğün yüzüne güneşi astemeyi bilmezdi insan. Bilemezdi. Ama şimdi bakınız, onun öyle bulunmuş olmasıyla bu hayatımız devam ediyor. O yüzden de ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela güneşin doğuşunda güneşin doğuşunu görürken hamd ederdi. Güneşin battığında herkese geceye girmekle hamd eder. Ancak yeniden yeni bir güne kavuşmakla Allah'a hamd ederdi. Mesela çoğumuzun hatırına gelmez. Uyku insanın küçük bir bölümüdür. Ama biz uykuyu tabii ayette de ifade ediyor. Ve cehennemde uykun sübata, uykuyu size bir istirahat vesilesi yapın. Çalışıp gidilir insanlar, ondan sonra birazcık gözünü kapadığı zaman bir yeniden canlı diri olarak kalkar efendim hayatına başlar. Fakat biz kimse Allah'ın bize uyku diye bir şey yarattı ve istirahatimize vesile kıl dememiştir. Bakınız, istediğimiz ama istemeyi bilmediğimiz nice nimetleri de vermiştir. Nimet dediğimiz zaman sadece işte yediğimiz ekmek, içtiğimiz su ve meyvelerden ibaret değil. Hayatın her türlü nizamını koyan yüceler yücesi Allah'ımızdır. Ve Peygamberimiz bunu dile getirmek adına işte ne yapardı? Yatarken Allah'a, Allah'ın sana teslim olduğu manasına gelen duaları okur. Kalktığında da Elhamdülillahillezî radde aleyye nefsî derdi. Yani şöyle, uykuya bak. Hayattayken belki canıma kastet, yani uyumazken, canıma kasteten birilerine karşı tedbir alabilirdim. Yani kendimi koruyup hayatımı devam ettireceğimi zannedebilirdim. Ancak uykuya daldım. Hiç kimseden haberim yok. Ancak ben uyuduğum halde kalbim kan pompalamaya devam ediyor. Vücudumun sobası, motoru çalışıyor. Ve ciğerim havayı alıp, nefes alıp vermeye devam ediyor. Böbreklerim çalışıyor. Bulağsa damarlarım çalışıyor, nabzım atıyor ama benim haberim yok. Ben hiçbirine hakim değilim, sahip değilim ve birileri hayatıma kastetse tedbir almak gibi bir imkanım yok. Uykudayım ama bakınız her uykudan sonra bir daha uyanmamak üzere öbür tarafa gitmek de var. Bu Allah'ın elinde. Fakat bizler uyuyoruz, uyanıyoruz, yeni hayatlara mazhar oluyoruz. Çoğunun farkında değiliz. Bunlar hep nimetler,
zümresinden. Allah'ımız onun için ve atakum min kulli ma sa'altumu ve ibtu ni'metallahi la tuhsuha. Allah istediğiniz, istemeyi fıtratınızın arzuladığı, belki dilinizle istemeyi bile beceremediğiniz ama fıtratınızın gerek duyduğu şeyleri bile size vermiştir. Ve bu nimetleri oturup saymaya kalksanız sayıp bitirmeniz mümkün değildir. Allah bu kadar çok nimet vermiş. Fakat değerli müminler, bakın bu saydığımız dünyadaki bu işler, bu nimetler, şunlar sayamadığımız, sayamayacağımız daha nice nimetler insanlığın ortak nimetlerine dikkat ederseniz. Yani bizler Müslümanız, müminiz diye sadece bunlardan faydalanıyor değiliz. Ve bütün inanan inanmayan, Müslüman gayrimüslim herkes bundan istifade ediyor. Fakat bakınız, o çok sevdiği hayatını bir yerde kaybediyor ki, çok sevdiği nefes alışverişini, havasını, suyunu bir yerlerde kaybediyor bitti. Fakat o bittikten sonra öbür tarafa gidince bu dünyada mazhar olduğu nimetlerin zevkini sürmek bir tarafa, bu dünyadayken sürüyor da orada bu nimetlere mazhar olmanın cezasını bile çekiyor. İnanmayan insan, Müslümanlığı tadamayan insan, mümin olamayan insan. Çünkü niye? İki cihetle. Bir, burada bari bir kısım nimetler var, fani de olsa. Burada bunları yapmış, almış, yaşamış, hiç olmazsa bir kısım istifadeleri olmuş. Bir, bunu kaybediyor oraya gitmekle. İki, bu kadarı bile orada eline geçmiyor. Tamamen bunun yükü ve sorumluluğu ve cezası onun sırtına yüklenmiş olarak orada muamele var. İnanmak nasip olmamış. Ama mümin olmak kendine nasip olur. Müslüman olmuş insan ne yapıyor? Bu dünyada kul olduğunu güzel biliyor. Allah'ı tanıyor. Verilen nimetlerin kimden nasıl geldiğini fark ediyor. Dolayısıyla hayatını verene göre tanzim ediyor. Nimetin sahibine göre şükür duygularıyla kulluğunu yapıyor. Hayatını Yaradanının rızasına göre düzenliyor. Bu dünyada fani olan hayatını sonunda o da kaybediyor. Sonunda bu nimetleri buradan o da kaybediyor. Fakat hakikatte kaybetmiyor. Çiftçinin elindeki işte çuvallarda, ambarlarda sakladığı tohumu zamanı gelince tarlasını ekip de görünüşte evinden kaybolan o tohum çuvallarının ama tarlaya ektiğinden dolayı zamanı gelince böyle mahsul şeklinde ektiğinin kaç katı, yüzler belki katı yeniden mahsul olarak kendine döndüğü gibi bu dünyadaki hayatını, ömrünü, nefeslerini, nail olduğu, sahip olduğu nimetlerini adeta Rabbinin emri ve rızası istikametinde geçirdiği, kullandığından dolayı onları bir yönüyle ahiretin ebediyet tarlasına ekmiş oluyor. Gidince orada sonsuz, buralarda sayılı, buralarda yüz veya bin katı bile olsa burada yine bir sayıyla elde ediyor ama orada artık sonsuz katlarıyla elde ediyor. Mümin. Dolayısıyla mümin bu imtihan, bak ticaret ve memuriyet için geldiği bu dünyadaki görevlerini güzel bir ticaretini, o verilen sermayeyle ticaretini güzel yapıp, memuriyetini güzel yapıp geçtikten sonra oradan Rabb-i Zülcelal'ine ebediyetlerle öyle bir kavuşuyor ki bu dünyada elde ettiği nimetleri ahiretin ebedi tarlasına ekmiş, orada mahsulünü toplamış olarak ebediyetlerde yerini alıyor. Onun için mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ne buyurdular? Bunu çok duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Dünya mezra'atul ahiret. Dünya ahiretin ekim tarlası. Bunu çok duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü
çünkü meşhurcadır, her vesileyle okunur bu hadisi. Dünya ahiretin ekim tarlasıdır. Siz burada neyi ekiyorsunuz? Daimi olur muhafaza ediliyor. Ötekinin bir kaybı. Bu manada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında olmuş bir hadiseyi anlatmak isterim sizlere. Hazreti Ömer halife, Medine-i Münevvere'de malumunuz, hacca gidenler o Mescid-i Nebevi'yi görmüşlerdir. Gitmeyenler televizyonlardan falan bugün zaten görüyorlar. Adetleri şuydu, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan da itibaren Hazreti Ebu Bekir döneminde de yapılan Hazreti Ömer zamanında da devam eden adetleri. Tabii ki Peygamberimiz hayatta ilk namazları o kıldırırdı Aleyhisselam. Sonra Hazreti Ebu Bekir kıldırırdı. Ondan sonra da Hazreti Ömer halife olarak tabii namazları da Mescid-i Nebevi'de Peygamberimizin mihrabında, mescidinde ümmetin namazını da kıldırıyor. Namazdan çıktıktan sonra da mescidin dibinde gölgelenirler, ikindi vakti, ikindi sonrası gölge bir tarafa düşmüş, tabii Suudi Arabistan sıcak gittim. Orada otururlar, sohbet eder. İlim ve dünya üzerinde konuşurlar namazın arkasından. Halife, dünyanın da efendim reisi olan, ümmetin amiri, ümerası olan Hazreti Ömer ve diğerleri de Peygamberimizin ashabı konuşurlar ilim ve dünyalarıyla ilgili olarak. O arada da tarlasından, bahçesinden dönenler, artık evine doğru çekilenler vardı, çalışmışlardı. Geçenlerin içerisinde, eve dönenlerin içerisinde tabii selamlaşıyorlar. Müslümanlar o oturanlara selam demiş geçiyor. Gayrimüslim de var. Medine'de Yahudiler de yaşıyordu biliyorsunuz. Yahudiler de geldi geçiyorlar. Onlar da var. Bir ara yaşlı pir-i fani güneşin altında yanmış, derisi tabir caizse adeta kayışlaşmış, çok da zayıf, boylu, sakallı, çok yaşlı, perişan bir görüntü sergileyen bir ihtiyarla çalışmaktan dönüp evine doğru gidiyor. Hazreti Ömer onu görünce ağlamaya başlıyor. Oturuyorlar ya, ağlamaya başlıyor. Sahabe-i kiram fark ediyorlar Hazreti Ömer'in gözlerinden yaş aktığını. Diyorlar ki ya Ömer, bu kişi bu Yahudi ya Ömer der. Hazreti Ömer radıyallahu anh der, beni ağlatan da o yazar. Beni ağlatan da zaten Yahudi olmuş, yani Müslüman olmayışı yazar ya. Ben de tanıyorum aynen onu. Sizin bildiğiniz gibi ben de biliyorum ki o Yahudidir. Medine'de ikram edilen Yahudiler var. Ben de biliyorum Yahudidir. Zaten beni ağlatan da budur. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Amiletün nasibetün kasla naran hamiye tüsba min aynin aliye leyse lehum ta'amun illa geçirmiş. Çalışmış, didinmiş, güneşler altında yanmış, dünyada geçim için koşuşturmuş. Ama bu dünyada hani öyle olmuş, böyle olmuş. Fakat ya sonunda gidip ebedi bir cehenneme girme olayına nasıl bakacaksınız? Buna dayanılır mı? Ben diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh, Müslüman olsaydı bunun haline ağlamazdı. Çünkü evet, Allah bu dünyada farklı farklı rızıklar vermiş insanlara. Kimisi biraz daha imkanlı, kimisi biraz daha az imkanlı falan. Tabi yardımlaşmayı da emretmiş. Müslümanlar birbirlerine destek olacaklardır, olurlar. Zekatı var, fitnesi var, sadakası var, desteği var, yardımı var, Allah rızası var. Bunlarla müminler birbirlerini de elinden tutarlar. Bu dünyada hayat geçer. Fakat bu hayat imanla, Kur'an'la, ibadetle, rıza-i ilahi yolunda değerlendirilseydi bu hayattaki sıkıntısını hiç hatırlamayacağı derecede cennetlere girecekti bari.
ebedi cennetlerde Allah'ın sonsuz lütufları içerisinde sonsuz hayatı mazhar olacaktı. Ağlamaya değmezdi bu dünyadaki çektiği cefalar. Ama iman etmek, bakınız, iki cihanı hürmetine gönderdiği, yarattığı Allah'ın Resulü burada Medine'de Mekke'de ortaya çıkıyor, Medine'ye hicret ediyor. İnsan hak ve sadık olduğuna delil bir peygamber insanlığın içinde çıkıyor ama bu adama nasip olmuyor iman. Yanında, ayak ucunda. Ve böylece çalışıyor, gidiniyor. Sonra da gidecek. Keşke inanmak ona da nasip olsaydı da ondan sonrası önemli değil. Dünyasını bir şeylerle bir türlü geçirir. Yok. İşte değerli müminler, üzerinde durmak istediğim ve özetlemek istediğim konu şudur. Vaktimiz de gelmiş. Sözlerimi toparlıyorum, bitiriyorum. Sonsuz hamd ediyoruz Allah'ımıza. Dünyada faydalanacağımız nimetlerden helal dairesinde en güzel şekilde faydalanacağız. Dünyamızı en güzel şekilde mamur edeceğiz. Efendim, her türlü temizliği ve imkanı kullanacağız. Mümin olmamızın gereği budur. Ama biz mümin kullarız. Ahiretimiz için çalışmamız tabii bizim için ayrı bir değerdir. Dünyadaki nimetlerden faydalanma noktasında Müslüm gayrimüslimlerimiz hepimiz oradayız. Hatta gayrimüslimler bizden daha iyi de faydalanıyorlar, dikkat edersiniz. Bir kısım noktalarda bizden ileridirler. O noktada onlardan geride kalmamamız da lazım. Geçmemiz de lazım. Bütün bunlar doğru. Ama mümin olmak her şeye rağmen. Müslüman olmak ve Müslümanlığı yaşamak var ya, bize ne katıyor? İçine görüyorsunuz ne katıyor? Bu fani hayattaki hayatımızı bitirip nimetlerden ayrılıp öbür tarafa geçtikten sonra bir mümin buradan güzel bir amelle ayrılır. Güzel bir son ile ayrılıp iman ile göçtüğü takdirde ebedi, daimi, vâbi, sonsuz bir cennet hayatını yapmıyor. Önümüze Allah bu yolları açmış. Ne ile? Hz. Muhammed Mustafa ile, Kur'an-ı Azimüşşan ile ve o bizim elimizde. Onun kıymetini bilelim ki elimizden kaçmasın. Bu bir. İki, onun kıymetini öyle bileceğiz ki, tanıyamayanlara, bilemeyenlere, bulamayanlara da, hani diğerlerden, hani karanlıklarda bir ışık gelir de dikkatinizi çeker, akşamleyin mesela yoldan bir araba gelmeye başladığında, bir araba geliyor ama diye ışık dikkatinizi çeker. Bilmek nasip olmayanlara, dikkatlerini çekecek kadar aydınlık bir din, aydınlık bir İslamiyet yaşayışımızla, memleketimizle, köyümüzle, kentimizle, toplum hayatımızdaki düzenimiz, güzelliğimiz, aklımız, karakterimiz, huzurumuzla, saadetimizle, İslami saadetimizle, insanların dikkatini çekecek güzel bir toplum oluşturmak, onların da bu güzelliği görmesini, tanımasını sağlayacak. İnşallah Cenab-ı Hak bizi buna da muvaffak var. Mesela şu manzaramız, şu manamız her kalede güzeldir. Ama toplum olarak Müslümanlık durumundayız. O zaman hem dünyada Müslümanlığımızın saadetini bizler daha iyi yaşarız, hem de nasibi olmamış, tanıyamamışların dikkatini çeker. Belki nasipse, nasip ne kadardır bunu bilemeyiz. Allah nasip kime eyler bunu bilemeyiz. Ama nasipse onların da nasip olur. Biz bununla da sorumluyuz. Bununla da mükellefiz. Allah'ımız bütün bunları bizlere nasip eylesin. Bu güzel dinimizin saadetini yaşamayı ve bununla yaşadığımız müddetçe kâbid iman ve salih amelle yaşamayı ve İslamiyetimizin güzelliğiyle yaşamayı ve ölümümüz mekanında da buyurun
Yeah.
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد. Kendilerine takdir edilen meşe bir müslüm kulun durumu